Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kardeşlerim Nisa Suresi 102. Ayet. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir türlü kısmet olmayan ve bugüne kısmet olan bir videomuz olacak Allah'ın izniyle. Burada birçok insanın ballandıra ballandıra namazı ispatlamaya çalışan insanların burada kılınanın, burada yapılan işin bir rekat namaz olduğunu bir sürü videosu var. Bu uzatmak için video falan getirmeyeceğim. Ee, burada sadece mealler üzerinden gideceğim. Siz zaten bakabilirsiniz. Ee, yani çok konuşan var zaten bu konu hakkında ama Allah rızası için konuşan var mı derseniz ben görmedim. Ee, ben bugün burada Nisa suresi 102. ayette yapılanın ne olduğunu Allah e, izin verirse sizlere ispatlayacağım kardeşlerim. Uzun bir video olabilir. Bazı insanlar zaten uzun videoyu seviyor. O yüzden direkt hemen hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim diyorum. Nisa suresi 102. ayet. İlk önce Diyanet'in mealini okuyacağım. Ondan sonra benim kullandığım kuran.com diye bir web sayfası var. Köyüyle yazılıyor. Oradan hem İngilizcesini hem Arapçasını kendiniz de bakıp çok rahatlıkla bugün anlattığımız zaman burada yapılanın ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi direkt hemen mealle başlayalım. Diyanetin mealiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed cephede sen de onların arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Şimdi neymiş cephedeler, savaştalar. Peygamberimiz onların arasında onlara namaz kıldırıyor. Şimdi Arapça ve İngilizcesine bakalım. Arapçasını şuradan siz kendiniz okuyabilirsiniz kardeşlerim. Bu web sayfası çok güzel. Hatta böyle tek tek seslendirerek de şöyle ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle tek tek kelimelerin hem İngilizce hem Arapça anlamlarını görebilirsiniz. Ama ben şimdi size İngilizcesinden başlayacağım. Bakalım burada İngilizcesinde de ne diyor? Orada söylenenin aynısı mı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. When you or prophet are campaigning with them and you lead them in prayer, let one group of them pray with you while armed. Şimdi burada söylediği de aynı şekilde buradakini şuraya kadar meali doğruluyor. Yani sen de onların arasında bulunduğun zaman cephede bir grup seninle namaz kılsın ve silahlarını yanlarına alsınlar. Burada söylenen doğru. Şimdi ikinci kısma geçelim. Burada ne deniyor? Türkçesine bakalım. Bunlar secdeye vardıklarında yani bir rekat kıldıklarında diye e, parantez eklemişler. Biliyorsunuz parantezler çok e, Diyanet'te. Arkanıza düşman karşısına geçsinler. Bakın bunlar secdeye vardıklarında bir rekat kıldıklarında arkanıza düşman karşısına geçsinler. Şimdi buraya bakalım İngilizcesine. Şimdi burada İngilizcesinde ne diyor? When they prostrate themselves, let the other group stand guard behind them. Bunlar secdeye vardıklarında diğer grup bunların arkasında koruma bunların arkasını korumaya alsınlar. Burada ne demiştik? Bunlar secdeye vardıklarında arkanıza düşman karşısına geçsinler. Şimdi burada çelişki başladı. Bakın Türkçede ne diyor? Bunlar secdeye vardıklarında bir rekat kıldıklarında arkanıza düşman karşısına geçsinler. Ama İngilizcesinde ne diyor? When they prostrate themselves, bunlar secdeye vardıklarında, let the other group, yani diğer grup, stand guard behind them. Onların arkasında dursun. Yani düşmana karşı onları korusun. Ama burada Türkçesinde böyle bir şey yok. Bunlar secdeye vardıklarında arkanıza düşman karşısına geçsinler. Yani değiş dokuş olsun. Diğer kısmı gelsin. Ben zaten birazdan bunu size e, animasyonla da anlatacağım. O zaman daha iyi anlaşılacak. O yüzden şimdi fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, gerçekten biraz karışık bir konu ama aslında e, araştırıp bilene, anlayana aslında o kadar da karışık değil. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir kafa karışıklığı e, hakim oldu. Sonra devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Şimdi Demin bakın ne dedi bir önceki ayette silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında düşman arkanıza geçsinler. Değil mi? Sonra da neymiş? Ondan sonra namaz kılmamış olan bir kısım gelsin seninle beraber namaz kılsın. Silahlarını da alsınlar. ihtiyatlı olsunlar. Şimdi İngilizcesine bakalım. Then the other group that has not yet prayed will join you in prayer and let them be vigilant and armed. Aynı şekilde bunlar, bu da aynı şekilde e, söylemiş. Ondan sonra diğer grup gelsin seninle beraber e, namaza katılsın ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Ama şimdi buradan e, problemin e, kaynağı şurası. Ben size Arapçasından göstereceğim. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Ve birazdan animasyona da geçtiğimizde, bunun namaz olmadığını çok çok iyi Allah'ın izniyle anlayacaksınız diye düşünüyorum. Biraz karmaşık gibi gözükse de dediğim gibi kardeşlerim. Şimdi bakın şurada ne dedik? And when you are among your lead for them prayer, then let stand a group of them with you. Şimdi bakın şuradan şuraya kadar sen onların arasında bulunurken ve salatı yaparken Tamam mı? Salatı yaparken bir grup seninle beraber ayakta dursun. Bak bir grup seninle beraber. Hatta şunu göstereyim. Tekum. Fel tekum. Fel Yani kıyamdan gelen fel Seninle beraber ayakta dursunlar. Ne için? Salat için. Değil mi? Şuraya kadar. Seninle beraber. Bakın video seninle ayakta dursunlar. Ne için? Salat için. And let them take their arms ve silahlarını yanına alsınlar. Buraya kadar ikisinde de neydi? Doğrudu. Yalnız işte sıkıntı şurada başlıyor. Burayı çevirmiyorlar. İkisi de çevirmiyor İngilizce. Ama şurası çevirmiş bakın. Ee, Sahi International olan çeviri. Bu e, sayfada e, belki 20-25 tane diğer çeviriler var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Ama asıl çeviri şu Doktor Mustafa Hattab. Arap kendisi demde doktor ama bu adam yanlış çeviriyor. Birkaç ayette buna denk geldim. Bakın şurada işte ne diyor? Peygamberimizle birlikte, peygamberimize seninle birlikte ayağa kalksınlar, ayakta dursunlar salat için ve silahlarını yanına alsınlar. Devam edelim. denven when they have prostrated, yani sucud, yani secdeye vardıklarında, bakın. Cedu. Secedu, secdeye vardıklarında. Fel yekunu. Then let them be. Onları öylece bırak. Secdeye vardıklarında artık onları bırak. Kim bu ilk grup? Bakın ne yapmışlardı? İlk grup gelmişti. Silahlarını da yan yanlarına almıştı ve salat için ayakta durmuşlardı. Ve secdeye vardıklarında diyor, ne yapacaksın? Sen onları o şekilde artık onları bırak. Ondan sonra bakın burası yine önemli. Şimdi onları bıraktı. Secdeye vardıklarında onları öylece bıraktı. Şimdi eğer bu namaz olsaydı ne olacaktı kardeşlerim? Bildiğimiz gibi evet kıyamda duruyorlar, rüküye varacaklardı, secdeye varacaklardı. Secdeden sonra ne okuyacaklardı? Şirk içeren uydurulmuş duaları okuyacaklardı, salli barik, tahiyyat. Ondan sonra ne yapacaklardı? Selam verip kalkıp bitireceklerdi. Ama burada ne diyor? Rabbimizin ayetleri ne diyor? Onlar secdedeyken bakın secdeye vardıklarında secdu secdeye vardıklarında felyekunu felyekulu onları o şekilde öylece bırak. Bakın şimdi bakın ilk grup peygamberin arkasında namaz kılıyor, secdeye varıyor ve onlar secdede o şekilde kalıyor. Ayet bunu söylüyor. Tabi ayet bunu söylerken aslında ayetin söylediği açık da yanlış meal edenler işte ayette böyle bir ee, çelişki var gibi gösteriyor. Şimdi ne oldu? Birinci grup namaz güya kılıyor. Kıyamı yaptılar ki kıyamdalar zaten ama rükû yok. Demek ki secdeye vardılar. Hadi bize öğretilen uydurulmuş namazı yaptılar diyelim. Secdede o şekilde kaldılar. O şekilde kalması zaten bize öğ öğretilen namaza aykırı. Geçtim şimdi bakın burası yine çok çok önemli. Daha sonra bakın senin arkandan bakın. <laughs> From behind you. From demek den dan eki. Yani sen, senin arkandan veyahut da onun arkasından, şunun arkasından. Behind demek arkandan. From behind you. Senin arkandan. And let come forward. Yani senin arkandan öne doğru bir grup gelsin. Kim? Other grup. Yani diğer grup gelsin. Senin arkandan senin önüne doğru diğer grup gelsin. Kim bu grup? Salli'yi yapmamış grup. Bakın ilk başta salatlı burada da salli diyor Rabbimiz. Bakın. Yusallu. 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 Ve, Ve onları e, salli'ye ile onlara devam et. Şimdi bakın ne dedi? Senin arkandan salli'yi yapmamış grup öne gelsin. Bakın. Felte'ati. <tah> Felte'ati. Öne doğru gelsin. Bakın. From behind you let them forward a group salliyi yapmamış olanlar. Yani şimdi bakın birinci grup peygamberin arkasında namazı kıldı değil mi? Secdeye vardı onlar secdede o şekilde kaldı. Ayet bunu söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Senin arkandan diğer grup öne doğru gelsin. Kim bu grup? Salliyi yapmamış. Yani salatı yapmamış olan grup arkandan öne doğru gelsin. Şimdi birinci grup daha secdede kaldı. E bu grupta yani silahları var yanlarında güya ama secdedeler. E bu şimdi grupta gelip peygamberin arkasına duracak. E şimdi peygamber nereye bakıyor? Düşmana mı bakıyor? Düşmanın tarafına bakmıyorsa şu anda peygamberin arkasındaki olan grup düşman tarafına bakıyorsa onlar secdede kaldı, onlar ölüme açık duruma geldi. Bunu ben şimdi size animasyonla gösterince daha iyi anlayacaksınız kardeşlerim. Şimdi geçelim animasyonumuza. Şimdi bakıyoruz. Diyelim şu sol tarafta gördüğünüz gibi düşman var. Bakın burada düşman var diyelim. Şu anda şu grupla diyelim ki namaz kılmamış olan grup. Yani bu askerler ellerinde işte ee, silahları var. Ve bu grupta namazı kılan hani bu peygamberimiz demeyeceğim. Çünkü bunu peygamberimiz diye söylesem bir sürü Saldıracaklar. Bunu sadece bir imam olarak gösteriyorum. Normal namaz bu şekilde kılınıyor, değil mi? Bakın bu zaten Osmanlıdan gelen bir e, resim. Bu şekilde bakın namaz kılınıyor diyelim. Bu e, bunu hani ben Peygamberimiz olarak kabul etmiyorum diyelim. Hani söylemeyeceğim çünkü biliyorum namazı savunanlar bana bir bahane bulmak isteyecekler. Ben şu anda normal namazı ve bu adamın da imam olduğunu düşünerekten size anlatıyorum. Artık siz anlam anlayacaksınız tabii ki. Şimdi bakın düşmanın Ortası ...önünde bizim namaz kılmamış askerler var diyelim. Bu da işte imam namaz kıldırıyor. Bunlar da diğer askerler diyelim. Bir grup hani asker. Ve şurası da arka tarafı da bizim e, güvenli bölgemiz. Yani Müslümanların yaşadığı yer. Çünkü tutup da siz yani düşmanınızı arkanıza alıp da... E, ...namaz kılmamış olanları bizim tarafa döndürecek haliniz yok. Namaz kılmamış olanlar normalde namaz kılınıyorsa düşmana dönmüş namaz kılanları koruyor olmuş olması lazım. Şimdi bu şekilde normalde namaz kılınıyor olmuş olduğunu farz ediyor. Zaten bu şekilde olur. Başka şekil olmaz. Şimdi şu bir grup ne diyor Rabbimiz ayette? Bunlar secdeye vardıklarında onları öylece bırak. Şimdi bunlar secdeye vardı onları öylece bırak. Ondan sonra ne dedi ayetin devamında? Daha sonra salli yapmamış olan grup senin arkandan öne doğru gelsinler. Ama şimdi e, burada senin arkandan derken arkanda zaten secdedeler. Arkada başka grup yok. Çünkü düşmanı koruyan grup ön tarafta. E bu biraz anlamsız oluyor. E o zaman bu nasıl olacak? Burada namaza uymuyor yani. Şimdi buradaki şimdi düşmanı yalnız bırakıp eğer diğer kılmamış, namazı kılmamış olan grup arkaya geçerse o zaman bakın şöyle bir sıkıntı olacak. O zaman şu şekil olacak. Şurada namaz kıldıran Buradakiler zaten secde halinde. Ondan sonra da bunlar dünya şurada durdu duruyor gibi ayet öyle tarif ediyor. Ondan sonra ne diyor bakın ayet? Senin arkandan çünkü e, namazı kılmayanlar arkasında öne doğru gelsinler. O zaman ne olacak? Bunlar secdedeyken şunlar burada olmuş olması lazım. Yani ayete göre bu şekilde olmuş olması lazım. Ama öyle değil. Hatta bir sonraki yine Görselimize geçelim. Bunu bir de tersinden düşündüğümüzü varsayalım. Şimdi diyelim ki düşman şurada, şu tarafı da bizim topraklar. E, buradaki imam da diyelim bizim topraklara dönmüş. Yani kendisi e, güvenlikte. Şuradaki namazı kılan birinci grup da güvenlikte. Hadi bunlar da diyelim ki ne, namazı kılmamış olanlar düşmana karşı bekliyorlar. Ama şimdi ayetle denen ne? İşte bir rekat bitiyor güya, şunlar secdede kaldı, onları öylece bırak dedi. E ondan sonra ne dedi? Daha, ön, daha sonra salliyi yapmamış şu grup, e ee, senin arkandan öne doğru gelsinler. E şimdi hadi, normalde senin arkandan önüne doğru gelsinler diye ayet açık da, hadi diyelim ki ne, şu grup, şunların olduğu yere geldi. Yani secde edenlerin olduğu yere geldi. Ama diğerleri secdede kaldı. O diğerlerin secdede kaldığıyla, Onların kalkmasını gerektirecek veya da onlar kalksın, bunlarla yer değişsin diyen bir şey var mı ayette? Yok. E şimdi şunlar, namazı kılmamış olanlar, salliyi yapmamış olanlar da bunlara gelip e, silahlarını yanına bile alsalar, şu şekilde namaz kılacaklarından düşmana arkalarını dönmüş olacaklar. Demek ki burada e, söylenen namaza hiç uymuyor kardeşlerim. Burada söylenen namaz uymuyor. Bakın ayete tekrar bakalım. Şuradan ben size göstereyim. Bir grup dedik ki şöyle silahlarını alsınlar. Seninle beraber salata ayakta dursunlar. Daha sonra bak ne diyor burada. Secdeye vardıklarında. Ben de prostrated. Yani secdeye vardıklarında. den let them be. Bakın şöyle. kulu evet. Arabik. E, Arapça Türkçe e, tercümeye öyleyse bırak onları. Bakın onları öylece bırak secdeye vardığında. Peki secdeye vardılar. Ondan sonra ne diyor bakın from behind you. From behind you. Bakın onu da size göstereyim. From behind you ne demek? Arkandan. Arkandan olması lazım. Google bile yanlış çeviriyor. Sadece hadi from'u çeksek ne yapacak? Yine arkanda diyor. Bakın aslında from zaten dan kelimesinin karşılığıdır. İtibaren bakın arkandan dan den itibaren anlamlarına gelen. Bakın şurada zaten dan olduğunu gösteriyor size. Dan den from. Yani from behind you yani arkandan. Bakın. From behind you arkandan. Let them come forward and let come forward. Yine bakalım. Let let them come forward. Bırak öne çıksınlar. Bırak onlar öne çıksınlar. Senin arkandan öne doğru gelsinler yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkandan öne doğru gelsinler. Kimler bunlar? Other grup yani diğer grup. Onu da gösterelim. Other grup. Diğer grup. Not prayed yani not salliyi yapmamış olanlar. Salliği yapmamış olanlar senin arkandan öne doğru gelsinler. E şimdi biz ne yaptık bakın animasyonla gösterdik. Yani düşman bu tarafta da olsa, düşman şu tarafta da olsa, bunlar bu tarafta olsa yine uymuyor. O zaman düşman nerede? O zaman düşman buradaysa, hani diğer grup e, namazı kılmamış grup buradaysa arkandan öne doğru geldi gelsin diğer grup diyor. E, ama arkasındaki grup buradaki imamın arkasındaki grup zaten secdede. de bunların burada arkada olması lazım demek ki bu şekilde değil demek ki yapılan nedir kardeşlerim ben size onu göstereyim şimdi yapılanın şimdi demek ki düşman şimdi yapılan demek ki şu bu imamı yine peygamber olarak e, tam tanımlamayacağım. Burada yapılan e, şuradaki askerlerin mesela hepsini diyelim, e, bu zaten şu tarafta olması lazım. Bakın e, hangisiydi o? bir dakika. Şimdi normalde e, düşman tarafına. Namazı kılmamış olanları yerleştirsek, şunu da imam e, burada e, Kuran'ın tebliği yapıyor olsa, tamam mı? Buranın Kuran'ın tebliği yapılıyor olsa, zaten bu şekilde uyuyor. Neden uyuyor? Çünkü e, şurada diyelim, dediğim gibi yine Peygamberimiz olarak bunu söylemiyorum. Burada normal Kur'an'ı tebliğ eden bir sahabe diyelim bu arkadaşa. Burada Kur'an'ı tebliğ eden bir insan varsa şurayı da düşman olarak kabul edersek ve Kur'an'ın tebliğini almamış askerleri şurada kabul edersek, şimdi bunlar da Kur'an'ın tebliğini dinleyen askerler olarak düşünürsek o zaman bu ayete mana çok güzel oturuyor. Neden? Çünkü secde etmek kelimesinin anlamı burada sadece secdeye varmak değil, secde kelimesinin Kur'an'a göre anlamı birden fazla anlamı vardır. Onlardan birisi de almak kabul etmek anlamları vardır. Ee, kabul etmek zaten e, hatırlarsanız Adem'in yaratıldığında melekler Adem'in üstünlüğü kabul etmişlerdi. Yani onlara e, secdeye vardığında meleklerin Ademe secdesi fiziksel bir secde değildi. Zaten bu düşünülemez çünkü o zaman e, melekler şirke batmış olur, e, günah işlemiş olurlar ki bu mümkün değildir. Zaten Rabbimiz ona izin vermez. O yüzden buradaki secdeyi Kur'an'ın e, tebliğinin kabul edilmesi olduğunu düşünürsek demek ki o zaman ne oluyor? Burada bir değiş tokuş oluyor. Demek ki şuradaki askerler buradaki askerlere geliyor. Çünkü bu askerleri öyle öylece bırak artık onları diyor. Secdeye vardıklarında yani secde yaptıklarında secdeye vardıklarında değil. Secde e, yani Kur'an'ı tebliğini kabul ettiklerinde onları artık bırak. E, peki bunları bırakırsa bu askerler ne yapacak? Bu askerlerle değişecek. O zaman ne yapacak bu askerler? Senin arkandan bakın, senin arkandan öne doğru bu şey, bu tarafa doğru gelecekler. Bakın senin arkandan öne doğru gelsinler. Bu askerler de bırakıldığı için e de yani şey değil, o aptal değil. Tabii ki onlar da bu askerlerin yerini alacak. İşte buradan gördüğümüz Kur'an'ın tebliği arkadaşlar. Burada yapılan salat Kur'an'ın tebliği. Şimdi bazı insanlar buna da inanmayacaklar ama ben bunu Size yine başka bir ayetle de ispatlayacağım. Aslında bu ayeti bugün vermeyecektim, bu bonus ayetti ama neyse size yine buradan söylemiş olayım çünkü bazı arkadaşlar bana bu ayeti göstererek yine namazın olmadığını fakat Allah'ın zikri olduğunu söylüyorlar Cuma suresi. Bakın bu Cuma suresinde de yine bunlar yine namaza bağlıyorlar Cuma namazına bağlıyorlar ayeti. Ben size ayeti şimdi okuyacağım. İlk önce Türkçesini okuyayım. İsmi Allahi Errahman Errahim. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bakın. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman. Yani düşünün o zamanlar daha Kur'an'ın tebliği yapılıyor. Daha Kur'an'ın hepsi tamamlanmamış. E, ayet ayet Kur'an geliyor ama bizimkiler buna ne diyor? İşte Cuma günü ezan okunduğu zaman. Yani düşünün Peygamber Efendimiz Kur'an'ı gizliden gizliye, iman edenlere yani toplayıp e, şey yapmamış hiç. Direkt hemen böyle e, Kur'an'ın ilk ayeti iner inmez salata başlamışlar. Zaten salat biliniyormuş ya ezan okunuyormuş bağıra bağıra yani e, işte artık size bırakıyorum ve şuraya da çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Hemen Allah'ın zikrine koşun. Bakın Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikri nedir kardeşim, kardeşlerim? Burada belirtilen Allah'ın zikri Kur'an'dır. Kur'an'da Rabbimiz Kur'an'ı Kur'an olarak, Furkan olarak, zikir olarak ve nur olarak ve kitap olarak tarif eder. Burada Allah'ın zikri de Kur'an'dır. Kur'an'ın ayetleri zaten tebliğ ediliyor yine burada. Hatta ayetlerin zaten devam eden 10 ve 11. ayetleri okuyunca bunun Kur'an olduğunu zaten anlayacağız. Şimdi bakıyoruz, devam edelim. Namaz kılınınca diye çeviriyorlar. İşte ne yapacaksınız? Salat yapılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Bakın şurada Allah'ın zikrine koşun. Yani sadece Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmiş olmak olmuş olsaydı şurada salat bittikten sonra Allah'ı çok zikredin tekrar denmezdi. Yani zaten orada Allah'ın zikri var. İşte o yüzden burada Allah'ın zikrine koşun, burada Allah'ın Furkanına, Allah'ın kitabına, Allah'ın Kur'anına, Allah'ın e, nuruna koşun. Yani burada Kur'an'a koşun. Hatta zaten şimdi 11'de bunu tescilleyecek. Dedik ya Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Demek ki e, burada tebliğ aldıktan sonra secde edip tebliğe yani Allah'ın e, ayetlerini kabul edip, ona e, secde edince, kabul ettikten sonra ne diyor Rabbimiz? E, Allah'a çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ondan sonra 11. Durum böyleyken, onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular. Ve seni ayakta bıraktılar. Bakın. Orada e, Allah'ın zikrini e, yapmamışlar demek ki. Yani e, şeyi... E, Tam salatı bazıları tam dinlememiş. Neden? Çünkü onlar bir ticaret. Orada ya pazar veya panayır bir yeri. Yani oyun, eğlence demek. Panayır, sirk artık o zamanlar neyse. Öyle bir yer kurulduğu için hemen dağılıp ona kuşmuşlar. Ve Rabbimiz şu şöyle deyip e, ayeti tamamlıyor. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızk verenlerin en hayırlısıdır. Bakın Allah'ın yanında bulunan ne? İşte Allah'ın rızkı, Allah'ın ayetleri daha hayırlıdır. İşte ne diyorlar bakın. Hemen Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikri nedir? Kur'an-ı Kerim'dir kardeşlerim. Zaten ondan sonra salatı yapınca yani Kur'an-ı Kerim ayetleri sizi tebliğ edince zaten gidip çokça zikredin diyor. Zaten Rabbim burada çokça zikredin diyor. Ondan sonra ama ne yapmışlar? Durum böyleyken onlar bir ticaret ve bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. Bakın işte gördüğünüz gibi Nisa suresi 102'de yapılan da Kur'an'ın tebliği arkadaşlar. Ama maalesef bunlar bize söylenmiyor değil mi? Bunlar hiç bize söylenmiyor çünkü bunlar insanların işine gelmiyor. Çünkü bunların amacı sizlere namazı yutturmak. Daha salatla ilgili çok söylenecek şey var. Zaten bu cuma günü yapılan burada salat toplantısı. Yani salat toplantılarının iki çeşidi var. Ve salat toplantılarında yapılan iki şey var. Birincisi böyle toplanıp işte Kur'an'ın tebliği, ikincisi de orada mescitlerde yemek verilmesi fakirlere işte kalbi İslam'a ısındırılacak olanlara falan. Bunlar ayetlerde hepsi mevcut. Bunların inşallah hepsini Salat ile ilgili 4-5 haftaya kadar bir video yapacağım. Orada Salat'ın ayrıntılarını göreceğiz. Bize soru soran insanlara da o inşallah o ayetler çok güzel yardımcı olacak. Zaten en sonki videomuzda da dikkat ettiyseniz Mehmet Okuyan'ın bir açıklaması vardı salatla ilgili. Salat dedi Alak suresi özellikle Alak suresi birinci ayetle ilgili o salatın namaz kılmak olmadığını daha yani bu ilk birinci ayet olduğunu daha insanların o zaman daha salatın ne olduğunu bilmediğini söylüyordu. Halbuki bir başka videosunda Mustafa İslamoğlu ile birlikte de ne diyordu? Zaten herkes Hz. İbrahim'den beri namazın nasıl kılındığını biliyordu diyordu. Hayır, bu mübarek namaz peygamberden peygambere nesiller yoluyla fiili olarak Geldi. In intikal etti, aktarıldı. Ve fiili olarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri de kim efendim peygamberler üzerinden Yahudi nesilleri de bu peygamberi uygulamayı nesilden nesile geçirdiler. İyi madem öyle ben de şimdi diyorum hadi nesilden nesile namaz geçmiş. Hani ezan her şeyi geçmiş. Yahudilerden de geçmiş bize gelmiş. E peki şimdi bir Yahudi ezanını göstereceğim size. Ondan sonra bir de kendi ezanımızla bir karşılaştırın Allah rızası için. Kalbinize, vicdanınıza bırakıyorum. Bakın şimdi adam Yahudi ezanında ne diyor? Bizim ezanında söylenen ne? Allah için bir siz kendiniz dinleyin ve karşılaştırın. Ve kendiniz de araştırın. Bakın benim e tercümeme inanmıyorsanız kendiniz gelin. Orijinalını zaten bu videonun e, açıklamalar kısmına koyacağım. Şu e, Yahudi ezanını bir dinleyelim. Bakalım bize nesillerden nesile mi gelmiş yoksa bizimkiler e, dini şirkle mi doldurmuşlar? Bir dinleyelim. Şema <laughs> हैलो हैलो kardeşlerim elinizi vicdanınıza koyun. İlk başta yani dikkat kesil İsrail, dinle İsrail dedikten sonra adam ne söyledi ezanda? Allah bir ve tektir, o bizim ilahımızdır. Değil mi? Bitti. Bizim ezana bir bakın. Şirkle dolu değil mi? Muhammed'in ismi işte bilmem ne. Haydi namaza, haydi şuna. Yani ne diyelim? Hani diyorlar ya töreden gelmiştir, gelenekten gelmiştir. Aa duydunuz. Bir de bizim ezanla siz karşılaştırın. Ben yorum yapmayacağım. Şimdi direkt Mehmet Okyan'ın son salatla ilgili ne dediğini bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ha şimdi salatın böyle tek başına anlamı bu. Bununla ilgili birkaç örnek daha vermek istiyorum. Tam iyi anlaşılsın diye. Şimdi Kur'an mealleri tabii açılınca insanlar bazı ayetlerin tercümesinde ister istemez zihinlerini karıştırabilecek bir takım ifadelerle karşılaşıyorlar. Mesela ilk indirildiği bilinen Alak suresinde bu salat kelimesi hı hı. fiil olarak geçiyor ama salat isim olarak geçmiyor. Şöyle geçiyor. Bakın kardeşlerim, burası çok önemli bir nokta. Kendisi burada zaten e, kendi kendilerini yalanlayan şeyi söyleyecek. Sizin sadece dikkatli dinlemeniz lazım. Burada ne diyor? Bakın, alak suresi diyor. Indirilen ilk suredir. Ve burada salat kelimesi geçiyor. Bakın şimdi buradan nereye bağlayacak? İlk surede. Yani ilk indirilmiş sure iniş sırasına göre birinci sure Ağlak suresidir. İyice dinleyelim. Birazdan zaten kendisi itirafını yapacak. Eraytellezi <laughs> yenha. Gördün mü, baktın mı, dikkat ettin mi şu engelleyeni? Abden idâ salla. Salat esnasındaki kulu engelleyen şu adamı gördün mü diye. Şimdi salat etmekte olan kul. Bunu tercüme ederken insanlar tercümelerde, meallerde namaz kılmakta olan kul tercümesini yapıyor. Halbuki bu ayetler geldiğinde bu Alak suresi ilk surelerdendir. Bu ayetler geldiğinde böyle yani ortalıkta namaz kılan, milletin içinde ortasında namaz kılan filan öyle pratikler yok. Zaten henüz namaz kılma buyruğu gelmemiş yani daha. Fazla söylenecek bir şey yok. Aradığınız her şey kalbinizde ve Kur'an'da var. Kur'an sizi bekliyor. Rabbim zaten söz vermiş. Sizlere ben hidayet erdireceğim diye. Bu mesaj zaten size gelmiş. Başkasına, imamlara veyahut da e, alimlere gelmemiş. Bu mesaj herkese gelmiş. Bütün insanlığa gelmiş. O yüzden bütün insanlığın bu Kur'an'ı okuması gerekiyor. Bu daha dinin böyle Hira mağarasındaki emri namaz kılmak değildir yani. Orada başka emir söz konusudur. Burada sala, buradaki sala, yani salat ederken, ibadet ederken her ne tür ibadet olursa olsun, aklınıza ne gelirse gelsin. Yani içini Allah'tan yanalıkla dolduracağınız her bir eylem. Bunu daha sonraki dönemlerde namaz kılanları da kapsayacak şekilde yorumlayabiliriz. Bunda sakınca yok. Ama buradaki Ama anlamı namaz değil diyorsun. Ayetin indirildiği dönemdeki bu kelimenin, bu ayette verdiği mana namaz kılmak değildir. Namaz kılmak değildir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah...